Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala li vashabi ecmain Suat-ı Mekkiye, 2. Sefir 51. Kısım Vasıl, sadaka kimlere verilmelidir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 8 sınıftır. Yoksullar, miskinler, zekat memurları, kalpleri İslam'a ısındırılanlar, köleler, Borçlular savaşanlar ve yolda kalanlardır. Meselenin batını yorumuştur. Zikredilen organlar zekatlarını kendi fiillerinden çıkarır yani verir ve varlıklarını döndürürler. Yani asli temizliklerine. Bu durum onların sevabı diye isimlendirilir. Dolayısıyla bu organların fiillerinde zekat bulunduğu gibi onların varlıklarına da zekat bölünür. Bakışını kendi nefsiyle arındıran kişi zekatı gözüyle vermiş daha önce nefsi vasıtasıyla gören iken Rabbi ile gören haline dönmüştür. Kulağını nefsiyle arındıran kimse de zekatı kulağına verdirmiştir. Böylece Rabbi ile duyar hale gelir. Bu durum kutsi bir hadiste dile getirilen onun kulağı ve gözü olanın ifadesinin anlamıdır. Aynı şekilde konuşur, tutar ve yürür. Bütün bunlar Rab vasıtasıyla gerçekleşir. Bu durumda insan bütün işlerinde Rabbi ile hareket eder. Vasıl, Zekatın bölündüğü 8 sınıfın belirlenmesi. Allah şöyle buyurur. Sadaka, fakirler, miskinler, onun için çalışanlar, kalplerini sınırlanlar, köleler, borçlular, Allah yoluna ve yolda kalmışlara Allah'ın bir emri olarak verilir. Allah zekatı zikredilen bu insanlara verilmek üzere farz kıldığını ve dolayısıyla başkasına verilmesinin caiz olmadığını belirtmiştir. Tek bir sınıfa verilmesi hususunda ise görüş ayrılığı vardır. Benim görüşüm şudur. Bu sınıflara ulaşan kimse bulduklarına göre sadakayı dağıtır. Fakat bu dağıtma şahıslara göre değil sınıflara göre yapılmalıdır. Bir sınıftan tek şahıs bulmuş olsa bile o sınıfın kısmını kendisine vermelidir. Bir sınıftan birden fazla şahıs bulduğunda ise şahıslar az ya da çok olsa bile o sınıf içinden o sınıf için belirlenen şeyi orada bulunanlara böler. Zekat için çalışan kimseler de böyle değerlendirilir. Bu kısmının zekattan payı bir şehirde bulunan görevlilerin sayısına göre belirlenir. Bütün bu sınıflar bulunursa her sınıfa sadakanın 8'de biri yani bulunan sınıf sayısı değiştiğinde ise ya da 7'de biri, 6'da biri, 5'te biri, 4'te biri, 3'te biri ya da yarısı ya da hepsi verilir. Biz Allah'ın ayette önce zikrettiği kimseyi öne aldık. Ben de bu bölümde onları belirlerken aynı şeyi yapıyorum. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Safa ve Merve arasında koşmaya geldiğinde Safa ve Merve Allah'ın ayetlerindendir ayetini okumuş. Sonra Allah'ın başladığıyla başlayacağım demiştir. Bir şeyhimiz bu konuda yaşadığı bir hikayeyi bana anlatmış ve şöyle demişti. Hayrevanlı bir adam hacca gitmeyi niyetlenmiş. Sonra denizden mi gitsem karadan mı diye tereddüt etmiş ve bunlardan birini tercih edememiş. Bunun üzerine içinden şöyle geçmiş. Karşılaştığım ilk adama soracağım. Hangisini söylerse o yoldan gideceğim. Karşılaştığı ilk insan Yahudiydi. Ona sorup sormamada tereddüt etmiş. Ardından sormaya karar vermiş. Bunun üzerine kendisiyle görüş alışverişinde bulunmuş. Yahudi kendisine şöyle demiş. Ey Müslüman! Allah sizi karada ve denizde yürüten odur demiyor mu? Böylece karayı önce zikretmiştir. Sen de Allah'ın öne aldığını öne al. İşte Bizim takip ettiğimiz yöntem de o yöntemdir. Biz de Allah'ın başladığıyla başlıyor, onun öne aldığını öne alıyoruz. Çünkü buna bağlanan kişi hareketlerinde iyilik görür. Sadaka verilmesi farz olan fakirin yorumu şudur. Tasavvuf ehline göre onun zekat alması şart değildir. Bize göre ise durum farklıdır. Çünkü fakir insan verilen zekatı almak zorundadır. Fakat kendisi asla zekat istemez. Tam bir kul haline geldiğinde ise onun kulluk mertebesi sınanır ve kendisine geldiğinde zekatı alması gerekir. Çünkü zekat bu sınıflara ait olsa bile gerçekte Allah'ın bu mallardaki bir hakkıdır. Kölünün efendisinin malından yemesi ise onun hakkıdır. Ehli beyte ise zekat haram kılınmıştır. Bunun nedeni ister tam kulluk derecesine ulaşmış ister ulaşmamış olsunlar bu aidiyete tahsis edilmeleridir. Yasaklama tam kul olmaya bağlı olsaydı zekat sadece Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun izinden gidenlere yasaklanırdı. Halbuki iş böyle değildir. Allah ehli ise Allah'ın haklarında tasarruf etmede başkalarından daha çok hak sahibidir. Tekrar konumuza dönersek. Bize göre fakir ardında kendisi adına bir mertebenin bulunmadığı kimsedir. Fakir hiçbir şeyin kendisine muhtaç olmadığı ama kendisinin her şeye muhtaç olduğu kimsedir. Şimdiye kadar bu niteliğe ulaşmış kimseyi görmedim. Allah ilahi gayret yönünden şöyle der. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Bu ayette Allah muhtaç olunan her şeyi kendine bir işaret yapmıştır. Allah ise zengin ve övülendir. Dolayısıyla fakir bunu bilse de bilmese de sadece Allah'a muhtaçtır. Çünkü Allah'a muhtaç olan kişi kulluğunda batmış ve gömülmüş iken onu her şeyin aynı olarak görür. Fakir, Allah'ı gördüğünde muhtaç olunan her şeyin adını ona verir. Varlıktaki her şeye, eşya içinden biri muhtaçtır. Allah'a muhtaç olan fakire ise hiçbir şey muhtaç değildir. Çünkü bu fakir, ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengin ve övlendir. Ayetinin sınırında durur ve bu ayetin anlamına hakka yakin yani görme kesinliği olarak kavrar. O nedenle Allah karşısında edepli davrandığında kendisine temizlik ve zekatı farz kılmış, onun bu ayetle neyi kasıt ettiğini anlamıştır. Bu ayet Allah'tan anlayan ve Allah'ı bilenlere göre Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayetlerden biridir. Dolayısıyla Allah ya da Allah'tan başkasıyla zengin olma özelliği o kişide görünüp bu yönden kendisine muhtaç olunmaz. Böylelikle onun mutlak anlamda yoksulluğu gerçekleşir. Allah onun zenginliğidir. Yoksa o Allah sayesinde zengin olanlardan biri değildir. Çünkü Allah vasıtasıyla zengin olan kimse yaratıkları muhtaç olduğu ve Rabbinin zenginliğiyle onlara ihtişamını gösteren kişidir. Böyle bir insan zekat alamaz. Hak daha muhtaçları varken yoksulları önce zikretmemiştir. Fakir sırtı bükülmüş, dolayısıyla belini doğrultmak gücüne sahip olmayan kişi demektir. Onun belini doğrultma gücü yoktur. Bilakis kırıklığı nedeniyle sürekli başı öne eğiktir. Bu işareti anlayınız. Miskin yani sükun duranlık kelimesinden türetilmiştir ki hareketin zıttıdır. Ölüm bir sükun ve duranlıktır. Bir ölü kendi kendine hareket edemez. Başkasının onu hareket ettirmesi nedeniyle hareket edebilir. Dolayısıyla miskin başkasının idare ettiği kimse demektir. Bu nedenle Allah ona zekat verilmesini farz kılmıştır. Onun için zekat alır alır denilemez. O muhtaç olmak ya da olmamak özelliğiyle nitelenemez. Bu nedenle fakirden söz ederken ondan daha muhtaç kimsenin bulunmadığı söyledik. Miskin kendi iradesi olmaksızın teşvin gereğiyle bütün işlerini Allah'a havale eden teslim olmuş kişiye benzer. Bu nedenle onu ölüye kattık. O halde miskin Allah'ın bizim için hor ve zelil yarattığı toprağa benzer. Buna göre her kim olursa olsun, izzet sahibi birinin izzeti ve gücü altında zelil ve hor olan herkes miskindir. Çünkü o, izzetin sadece Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın izzetinin izzetli herkesle ortaya çıktığını kesin bir şekilde anlamıştır. İşte bu nebevi bir bilgidir. Allah şöyle der, müstani olana gelirsek, sen onunla veya onunla ilgilenirsin. Muhakkiklere göre ayetteki zamir Allah'a döner. Bu ayet azarlama niyetiyle inmiştir. Fakat bu yorum Arap'ın anlayışına göre böyledir. Biz ise Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem müşahadesi, zevki ve mertebesiyle hareket ederiz. Çünkü içimizdeki arifler Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem iyiliklerinden bir iyilik olarak bu makamın sahibidir. Dolayısıyla Arap'ın anlayışına göre ayette azarlandığı söylenen o azize önem verme. Onun hakkında şöyle deriz. O Allah'ın izzetiyle betbah yaptığı kimselerdendir. Miskini miskin yapan, karşısında zelil olduğu kimsede bulunan bir niteliktir. O kişide bulunan ve izzet dediğimiz bu nitelik ise gerçekte Allah'a aittir. Bir insanın ödünç olarak ona sahip olması kendisini kirletmez. Dolayısıyla bu miskin gözüyle sadece Allah'ı görür çünkü karşısında ezildiği izzetin Allah'ın izzeti olduğunu görmüştü. Ne gözüyle ne kalbiyle kendisine ait bir izzet görmemiştir. Allah'ın dışındaki her şeyin zelil oluşuna ise kendilerine yaraşan gözle bakmıştır. İzzet sahibi olduğunu düşünen yaratık ise kendi izzetinden dolayı bu miskinin zelil olduğunu zanneder. Gerçekte ise karşısında zelil olunan izzet özel anlamdaki izzettir. Bu izzet ise ancak Allah'a aittir. Böylece miskin delil olmakla hakkın izzet makamına hakkını vermiş olur. İşte sadakanın verilmesi gereken miskin böyle bir miskin. Zekatın verilebileceği bir sınıfta sadaka görevlileridir. Yani sadaka amili zekat memurları. Batın yorumda onlar bu anlamların bilgisine ulaştıran, onların hakikatlerini açıklayan öğretmen, üstad ve rehberdir. O bu hakikatleri kendisine farz olan herkes yönünden bildiği için onları kendine toplayan kişidir. Dolayısıyla bu uğurda çalıştığı ölçüde onlardan pay alır. Onun zekattaki hakkı ise daha önce ifade ettiğimiz gibidir. Mülküde yaraşan şey peygamberlerin dediği gibi benim mükafatım Allah'adır demektir. Bazen bu miktar Allah'a, bazen bu miktar hakka ait zekattan onlara düşen paydır. Dolayısıyla onlar mal zekatını değil batini anlamıyla zekatı alır. Çünkü maddi sadaka peygamberlere haramdır. Çünkü onlar kuldur. Kul ise yaratılmışlara ait olması yönünden sadaka alamaz. Bunu bilmelisin. Kalpleri sındırılan kimseler bunlar iyiliğin kendilerine iyilik ya sahibini sevdirdiği kimselerdir. Çünkü kalpler şekilden şekle girer. Kalplerin ısınması, dikkatlerinin gerektirdiği şekilde bütün işlerde şekilden şekle girmeleridir. Fakat kalpler tek bir göz karşısında şekilden şekle girerler ki o da Allah'ın gözüdür. Kalplerin onun ısınmaları budur. Farklı gözler kalplere sahip olamaz. Aksi halde kendilerinde de şekilden şekle girdikleri işleri farklılaştırırlar. Söz gelişi bir kaynaktan çıkan kollar tek bir göze yani pınarın kaynağına döndüğünde o gözün dikkate alınması ve onunla ülfet edilmesi gerekir. Gaflet insanı o gözden alıkoyup göz suyunu tuttuğunda artık gözden doğan kollar fayda vermez. Bilakis kollar korur ve kaynakları kaybolur. İnsan kaynak gözü yani kaynağı dikkate alıp onunla ülfet ettiğinde kollar derinleşir ve genişler. Köleler bunlar Allah'tan başka herkesin boyundurundan kurtulmak isteyenlerdir. Çünkü sebepler alemdeki herkesi köleleştirmiştir. Böylece insanlar onlardan başkasını bilemez. Kölelikte en üstün sınıf ilahi isimlerin köleleştirdiği kimselerdir. Bu köleleştirmeden daha üstünü ise zatı yönünden değil, sebep olması yönünden ilk sebebin mutlak birliğinin köleleştirmesidir. Bununla beraber onların bakışlarına ilah olması yönünden değil, egemen olan hal zat olması yönünden zatın mutlak birliğine bakmak olduğu için isimlerin de kendilerini köleleştirmemesi gerekir. Böyle bir köleye zekat verilir. Borçlular, bunlar Allah'a iyi borç verin ayetinde dile getirilen emir nedeniyle Allah'a iyi borç yani karz-ı hasen verenlerdir. Bu emir iki emri atfedilmiştir ki bunlar namazı kılın zekatı verin ayetinde belirtilen namaz ve zekat emirleridir. Böylece Allah'a iyi borç verin ayetiyle emirleri üçlemiştir. Öyleyse Allah'a verilen borç üçün üçüncüsüdür. Fakat Allah neyin zekat verileceğini Fakat Allah neyin zekat verileceğini ya da bizzat bir namazı belirlemediği gibi kendisine borç verilecek şeyi de belirlememiştir. Bu nedenle ayet Allah'ın kılmamızı emrettiği bütün namazlarla olduğu gibi bütün zekat ve borçları da kapsamıştır. Şu var ki Allah borcu güzel kelimesiyle nitelemiş, bununla beraber onu mastarla pekiştirmiştir. Bunun sebebi şudur. Zekat ve namazda kul mecbur kuldur. Borçta ise gönüllü kuldur. İnsanların bir kısmı Allah'a gönüllü olarak borç verir. Bu kısım bu konudaki emrin ulaşmadığı kısımdır. Bunun yerine ona Allah'a borç verirseniz ya da Allah'a iyi bir Allah'a iyi borç veren kimse ayetleri ulaşmıştır. Birinci borçlu zekatı alır. Aynı zamanda o, vacip olarak başka bir ifadeyle kendisine farz olarak sadakayı veren kimsedir. İkincisi ise sadaka verinin kendisine ayırt etmesi ve seçimiyle zekatı alır. Bu durum, zekat verilecek sınıfların zikredilenlerle sınırlı olduğunu düşünenlere göre böyledir. Başka bir ifadeyle, sadakayı bunlardan başkasına vermek caiz değildir. Bunlardan bir sınıfa verildiğinde hiç koşulsuz sorumluluk düşer ki bu tartışmalı bir meseledir. Allah'a borç veren ya da Allah'a borç verirseniz ayetinin gereğiyle borç veren kişi zekatı farz hükmüyle almaz. Emir ayetiyle borç veren ise zekatı farz hükmüyle alır. Çünkü emri alan kişi bir farzı yerine getirmiştir. Dolayısıyla onun karşılığı da farz olmalıdır. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Çünkü iman farzdır. Ben o rahmeti sakınan zekat veren ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Ayette belirtilen hususların hepsi farzdır. Allah hiç kuşkusuz bunları yapanlara merhametle karşılık vermeyi kendisine vacip kılmıştır. Allah yolunda. Burada mücahitlerin kastedilmesi mümkün olduğu gibi zekatın cihada harcanması da kastedilmiş olabilir. Çünkü Allah yolunda ifadesi dini yorumla cihat demektir. Bu durum ayette en açık yorumdur. Bununla beraber Allah yolunda ifadesi Allah'a yaklaştıran bütün hayır yolları ifade edebilir. Tasavvuf ehlinin yorumuna göre Allah'ın yolu diğer güzel ilahi isimlerin dışında sadece bu Allah isminin verdiği şeydir. Bu yorumla zekat Allah'ın kullarını rızıklandırması gibi yaratılmış herhangi bir sınıf dikkate alınmaksızın güzel huyların gereği olarak verilir. Zekat her insanla, hatta her canlı ve bitkiyle ilgili genel maslahatın gereğiyle verilmelidir. Çünkü Allah ismiyle ahlaklanmak bunu gerektirir. Söz gelişi insan bir ağacın susuzluktan kuruduğunu gördüğünde, zekat malından o ağacı sulayabilecek miktarda su satın alıp ağacı sulasa bu da Allah yolunda sayılır. Böyle düşünen kimse yoktur. Allah yolunda ifadesiyle mücahitler kastedilmiş olabilir. Mücahitlerin kim oldukları ise örf ile bellidir. Nefisleriyle cihat edenler de Allah yolundadır. Böylece onlara nefisleriyle cihat ederken yardım edilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. Burada nefislerle cihat etmeyi ve Allah yolundan alıkoyan amaçlarında nefislere karşı koymayı kastetmiştir. Yolda kalanlar, yolda kalanlar bellidir. Onlar batini yoruma göre Allah yolunun oğullarıdır. Çünkü İbn-i Sebil ifadesindeki belirlilik takısı tamlamanın yerini alır. Bunların nasipleri ise daha önce belirttiğimiz ilahi temizlik demek olan zekattır. Tamamlayıcı fasıl Allah seni başarı yerdesin. Bilmelisin ki insanın kendilerinde tasarruf ettiği işler Allah'ın bütün haklarıdır. Bu haklar çok olsa bile belirli bir şekilde iki kısımla sınırlıdır. Bir kısmı yaratılmışların Allah'a ait hakkıdır. Bu durum Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır hadisinde dile getirilir. Diğer kısım ise Allah'a ait olan Allah'ın hakkıdır. Bu da benim bir vaktim vardır ki ona Rabbimden başkası giremez. Allah'a ait olan bu hak Allah'a ait hakta yaratılmışların haklarının zekatıdır. Bütün bu haklar 8 sınıfta sınırlıdır. İnsandaki bilgi ve amel altın ve gümüş mesabesindedir. Hayvanda ise koyun, inek ve devenin karşılığında ruh, nefs ve beden vardır. Bitkilerden ise tohum, buğday ve hurma vardır. Batini yorumda bu mütekabiliyet ruh, nefis ve organların meydana getirdiği bilgi, düşünce ve amellere denk gelir. Bu bağlamda koyun ruha, inek nefse, deve ise bedene aittir. Koyunu ruhların karşılığı saydık. Çünkü Allah koçu saygın bir peygamberin ruhunun kıymeti yapmış ve şöyle demiştir. Onun fidyesi büyük bir koç idi. Böylece koçu yücelterek peygamber oğlu peygamber olan İbrahim'in oğlunun bedeli yapmıştı. Hayvanlar içinde bu yorulma koyundan daha üstün derece yoktur. Onlar bu ümmetin kurbanlarıdır. Onları görmez misin? Allah'ın devedeki hakkının da koyun saymışlardır. Bu her beş devede bir koyun zekat verilmesidir. Yüz deve ise peygamber ve nebi olmayan canın bedeli sayılmıştır. Devenin mertebesi karşısında koyunun mertebesine bakınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun ağlarında namaz kılmamızı emretmiştir. Yani kılabileceğimizi söylemiştir. Namaz Allah'a yakınlıktır ve namaz kılınan yerler ise Allah'ın mescitleridir. O halde koyun alları Allah'ın mescitlerinin bir türüdür. Dolayısıyla o mekanlarda yakın mekanlardır. Develer ise bu özelliğe sahip değildir. Daha büyük olsalar bile bu özellikten yoksun oldukları için develeri bedenlere ait saydık. Onların isimlerinden birinin bedene yani deve olduğunu görmez misin? Cisim beden diye isimlendirilir. Beden ise tabiat alemidir. Doğayla Allah arasında iki alem vardır. Bunlar nefs ve akıldır. Doğa yakınlıkta üçüncü derecededir. Dolayısıyla o hakka yakınlıktan uzaktır. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem deve ağlarında namaz kılımı yasakladığını görmez misin? Buna neden olarak o mekanların şeytan mekanları olduğunu göstermiştir. Şeytanlık ise uzaklık demektir. Dibi deren, kaba, rakiyatun şatune denilir. Namaz ise Allah'a yakınlıktır ve uzaklık yakınlıkla çelişir. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinde uzaklık bulunduğu için deve ağırlarında namaz kılmayı yasakladı. Doğal cisim de böyledir. Ruha ait yakınlık nerede, o nerede? Ruh akıldır çünkü o ilk var olandır. Ruh ona kendi ruhumdan üfledim ayetinde belirtilen üflenen şeydir. Bu nedenle ruhu koç bedeninde deve saydık. İnek ise nefsin mukabilidir. İnek koyundan aşağı, deveden yukarıdadır. Bu durum nefsin bedenin ruhu olan aklın aşağısında bulunmasına benzer. İsrailoğulları bir can öldürüp tartışmaya kapıldıklarında Allah kendilerine bir inek kesin, onun parçasıyla ölüye vurun diye emretmişti. Bunu yapınca ölü Allah'ın izniyle canlandı. Ölünün canı inek vasıtasıyla hayat bulunca onunla nefs arasında bir bağıntı, ve ilişki olduğunu anladık. Böylece, neyi nefsin remzi ve simgesi saydık. Ruhtan ki akıldır, Allah'ın kendisine ektiği hikmet, bilgi ve sırlardan, onun bildikleri, yani diledikleri ortaya çıkar. Bu bilgilerin bir kısmı oluşla, bir kısmı Allah ile ilgilidir. Bunlar, tohumlulardan, buğdayın zekatı gibidir. Çünkü buğday, bu bubatın en üstünüdür. Nefsten ise Allah'ın kendisine ektiği düşünce ve arzulardan sadece Allah'ın bildikleri çıkar. Bu da nefsin bitkileridir. Bu da hurma gibidir. Allah nefsten ortaya çıkan şeylerdeki zekatı ilk düşüncedir. Arzulardan ise Allah'ın uğruna olan şehvet ve arzudur. Allah uğruna olan şehvet ve arzudur. Nefsi hurmaya bitiştirdik çünkü hurma ağacı halamızdır. Dolayısıyla akıl karşısında nefs, Adem karşısındaki hurma gibidir. Çünkü hurma, Adem'in toprağının kalıntısından yaratıldı. Allah organlara da bütün amelleri ekmiş, onlar da amelleri bitirmiş ve yetiştirmiştir. Onlar da Allah'a ait zekat payı ise kendisinde Allah'ın gözetildiği meşru amellerdir. Bunlar kendilerine de zekat düşen 8 sınıftır. Bu bağlamda altın konumundaki bilgiye gelirsek, onda altına farz olan şey farzdır. Gümüş konumundaki amelde ise bitkilerde farz olan şeyler farzdır. Ruhte ise koyunlarda farz olan zekat farzdır. Nefste ineklerde farz olan şey farzdır. Organlarda ise devede farz olan şey farzdır. Aklın ürettiği bilgiler ve yetiştirdiği sırlarda. Buğdayda farz olan şeyler farzdır. Nefsin ürettiği şehvet ve düşüncelerde yetiştirdiği varidatta ise buğdayda farz olan kısım farzdır. Organların yetiştirdiği amellerde ve bitirdiği itaat ve benzeri şeylerde ise bu ayda farz olan şey farzdır.